Şimdi Motorola Edge X30'un pil testine bakacağız ve şu an bu videoyu Motorola Edge X30 çekiyor. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Motorola Edge X30. Dünyada ilk 8GB bir işlemci kullanmasının yanında aslında bir ilke daha imza atıyor. Edge ismini kullanarak düz bir ekran yapmış oluyor. Yani bugüne kadar Edge takısını alan her telefon illaki köşelerinde yuvarlatılmış bir ekran kullanıyordu. Bu telefonda o da yok. Neyse, konumuz da o değil zaten. Konumuz bu telefonun pil tüketimi. Öncelikle bu telefon 5000 mAh pile sahip. 8GB 4 nanometrelik bir işlemciye sahip. Bu yüzden ne kadar pil tüketiyor bu biraz önemli. Ve kutusundan 68 wattlık bir adaptör çıkıyor. Ve firmanın demesine göre 68 wattlık adaptörle 50 dakikada 0'dan 100'e ulaşıyor. Denemeyi yaptık. İlk denemeyi şu an görüyorsunuz. 0'dan 100'e ulaşma süresi. 50. dakikaya geldiğimizde ne yazık ki %100 olmamıştı. %100'e 56 dakika sonunda ulaştı. Peki bu testi yaptığımızda telefon kapalıydı. Hani açıkken belki gerçekten 50 dakikada %100'e ulaşır dedim. Fakat şu an görüyorsunuz %100'e gene 1 saatte ulaştı. Yani bu telefon 50 dakikada değil 1 saatte 0'dan 100'e ulaşıyor. Peki gelelim ekran süresine. Gene her zaman yaptığımız gibi ekranı full açtık. Pilimiz %100'dü. İnternete bağlandık. YouTube'u açtık. YouTube'daki videoyu tam ekran yaptık. Pil tüketene kadar videoyu izledik. Kaç saat aldık dersiniz? 13 saat 58 dakika. Neredeyse 14 saat ekran süresi aldık. Sizce nasıl? Bence çok iyi. Tamam, bu ekran süresi olarak böyle bir test yaptık. Normal günlük kullanımda normal bir insan hani günde 1 saat YouTube'da zaman geçirse ne kadar pil tüketir? Bir de buna baktık. Aynı şekilde ekran ışığımız full açık. Wi-Fi'den internete bağlandık. Videoyu açtık. Tam ekran yaptık. 1 saat boyunca YouTube'dan film izledik ya da herhangi bir içerik izledik. Önemli değil. Teste başlarken pilimiz %43'tü. Test bittikten sonra pilimiz %35'e düştü. Yani %8'lik bir pil tüketti. Bu telefonun pili 5000 mAh ise YouTube'da 1 saat video izlediğimiz zaman 400 mAh pil tüketmiş oluyor. Peki gene normal günlük kullanımda bir video kaydı yaptığımızı hayal edelim. 4K 1 saat boyunca video kaydı yaptık. Teste başladığımızda pilimiz %97 idi. Bittiğinde ise %79 pil tüketmişti. Bu da %18'lik bir pil tüketimi yapıyor. Yani 5000 mAh pili olduğunu varsayarsak 900 mAh 1 saat 4K video kaydında tüketmiş oluyor. Tabi 4K video kaydı biliyorsunuz telefonu da çok ısındıran bir durumdur. Acaba ne kadar ısınmıştır? Çok enteresan bir şekilde ya Antutu bu işlemcinin sıcaklığını ölçemiyor ya da gerçekten ölçüyor ve işlemci ısınmıyor. Çünkü teste başladığımızda 30 dereceydi. Test bittiğinde 38 dereceydi. Telefon ısınmamıştı. Zaten gerçekten elde de hissiyatı hissetmiyordunuz. Yani telefon ısınmıyor gibi bir durum var. Peki gelelim telefonun yazma okuma hızlarına. Yani UFS 3.1 kullanıyor bunun hafıza tarafında. Acaba nasıldır? Hemen sol tarafta test sonuçlarını görüyorsunuz. Ve her zaman dediğim gibi acaba bunu neye göre değerlendirmek lazım? Hızlı mıdır, yavaş mıdır? Hemen şimdi sağ tarafa da UFS 2.2'nin test sonuçlarını koyuyorum. Böylelikle UFS 3.1 ve UFS 2.2 arasındaki farkları görmüş olursunuz. Ve 3D Mark Benchmark sonucunu görüyorsunuz. Herhangi bir stres testi yapmıyorum. Standart olarak bugüne kadar hep bu testi kullandım. Bu telefonda da bu testi kullandım. Gördüğünüz gibi aldığı puan 6353 puan. Ve Geekbench Benchmark sonucunu görüyorsunuz. Tekli işlemcide 1198 puan. Çoklu işlemcide ise 3522 puan aldı. Ve geldik PC Mark sonucuna. PC Mark sonucundaki aldığı puan bugüne kadar gördüğüm en yüksek puanlardan biriydi. 16136 puan aldı PC Mark'taki sonucu. Tamam, bu 8GB bir işlemci. Bu puanı alması normal ama bir önceki teste gidip bakarsanız Meizu 18 Pro'da bu değerde bir puan almıştı. Şaşılacak bir şey. Yani Meizu 18 Pro nasıl PC Mark'tan bu kadar yüksek bir puan aldı ben anlamış değilim. Velhasıl kelam bu telefon 8GB bir işlemcili ve PC Mark skoru 16136 puan. Ve gene PC Mark'taki pil skoruna baktığımız zaman 6 saat 53 dakika, yani 7 saatlik bir pil dayanım süresi var. Hiç fena değil. Ve gelelim Antutu skoruna, 1 milyon üzerinde aldığı söyleniyor. Evet, ben de testleri yaptım. Gördüğünüz gibi 977.000'li bir puan aldım. Fakat buzdolabına koyduğum zaman her şekilde 1 milyon üzerinde puan alıyordu. Bilginiz olsun. Birkaç test yaptım tabii ben bunu. En yüksek skoru şu an size gösteriyorum. Genelde 940.000-960.000 arasındaki
geziyordu. 977.000'i yakaladığım an burun ekran görüntüsünü aldım. Ama buzdolabına koyduğunuz zaman her zaman 1 milyon üzerinde alınıyor. Dolayısıyla internette test yapılan ortamlar büyük ihtimalle biraz serin ortamlar. Serin ortamda telefon 1 milyon üzerinde AnTuTu puanını rahatlıkla alabiliyor. Ve gelelim çok meşhur işlemci stres, işlemci zorlama testine, CPU throttling testi. Pilimiz %99. 30 dakika sonunda %81'e düştü. Yani %17'lik bir pil tüketimi oldu. Telefonun pili 5000 mAh ise bu da 850 mAh'lik bir pil tüketimine tekabül ediyor. Ve gelelim en önemli şeye, hem puanı hem de acaba işlemci ne kadar ısındı. Zaten altılı bir test yapmıştık, orada da görmüştük işlemci fazla ısınmıyordu ve gerçekten telefonu elimde tuttuğum zaman da bu sıcaklığı hissetmiyordum. Yani aman aman ısınmış gibi gelmiyordu. Bunun en büyük sebebi plastik kasa olması. Şu an burada ekrandan ısıyı size gösteremiyorum ama altılı teste gidip bakarsanız orada 53-55 derecelere çıktığını göreceksiniz ekranının. Fakat AnTuTu'nun ölçtüğü rakamlara bakarsak teste başladığımızda 35 dereceydi ve test bitmeden birkaç saniye önce ölçtüğümde 53 dereceydi. Zaten test bittikten sonra hemen böyle 10 saniye 15 saniye içinde 50 derecenin altına iniyordu. Yani telefonun işlemcisine baktığımız zaman AnTuTu'ya göre ısınmıyor. Umarım doğru ölçüyordur çünkü elde hissedilen gerçekten telefon ısınmıyor gibi. Yani metal kasalı diğer telefonlarla mukayese ettiğimiz zaman zaten hiç ısınmıyor diyebiliriz. Onlar yanıyorlar çünkü bunun yanında. Buysa tabii plastik kasa olduğu için içeride neler oluyor neler bitiyor bunu tam hissedemiyorsunuz. İçerideki işlemcinin sıcaklık derecelerine bakmak zorunda kalıyoruz ve AnTuTu'ya göre işlemci çok fazla zorlanmıyor. Ve test sonucuna bakarsanız bugüne kadar aldığım en yüksek skor oldu. 300 bin puan aldı. Zaten seviyeye bakarsanız böyle birdenbire inmeler çıkmalar yaşanmıyor. Evet, gittikçe düşen bir grafik var ama absürt bir şekilde düşmüyor. Normaldir yani o şekilde düşmesi. Ortalamaya bakarsak da 300 puan ya da 300 bin puan da diyebiliriz. Sonuçta 300'lü bir puan almış oldu. Ve gelelim PUBG'deki pil tüketimine. Her şeyden önce hemen ben size ayarlardaki 90 FPS açılıyor mu açılmıyor mu onun ekran görüntüsünü aldım. Ne yazık ki açılmıyor. Zaten enteresan bir şekilde çoğu modelde 90 FPS açılmıyor. Ne hikmettir ki Meizu 18 Pro'da 90 FPS'i gördük. 888 işlemcili bir telefondu. Fakat diğer 888 işlemcili telefonlarda bunları göremiyoruz. 8 Gen 1 işlemci tamam çok yeni bir telefon. Bunda da gözükmüyor. Halbuki 90 FPS bu telefon için hiç yani. Ve gelelim 30 dakikadaki pil tüketimine. İşte burası biraz bana fazla geldi. Şimdi teste başladığımızda %75'ti. Bittiğinde ise %64'tü. Yani %11'lik bir pil tüketimi oldu. Bu da 550 mAh'e tekabül ediyor. İşlemci sıcaklığına geldiğimiz zaman yani başladığımızda 31 dereceydi diyebiliriz. Bittiğinde de eldeki hissiyat telefon hiç ısınmıyor. AnTuTu'ya göre de işlemci hiç zorlanmıyor ve ısınmıyor. Takdir sizleri. Evet dostlar, durum buydu. Motorola Edge X30. Köşeleri yuvarlak olmayan ama ismi Edge olan bu telefonun pil testine bakmış olduk. Ve bir daha hatırlatıyorum, şu an bu video Motorola Edge X30'da çekildi. 4K denemeydi. Kamera testleri tabii ki gelecek. Örnek olsun diye telefonun kendisiyle bu videoyu çektim. Her zaman olduğu gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.